Şimdi hükümetin özellikle seçmen kitlesini artırmak adına son 1,5-2 yıldır Alevilere yönelik bir girişimi var. Her ne kadar hükümet olup bir gecede yasa çıkartıp cemevlerini yasal statüye kavuşturma güçleri ve zorunlu derslerini kaldırma güçleri olmasına rağmen bu konuda direten bir hükümetten bahsediyoruz. Ama bir Alevilik aşkı doğdu ve mevcutta kendi lokmalarımızla yaptığımız cemevlerimize neyiniz eksik diye sordu. Biz yasal ana taleplerimizi ve ara taleplerimizi bildiren dosyalar sunmamıza rağmen onlar ısrarla bize ne kadar paraya ihtiyacınız var diye sordular. Aslında bu Aleviler için çok sıkıntılı bir durum ve şöyle, belki hükümet burada bir taşla birkaç kuş birden vurmayı planlıyor. Hem bir yandan seçmen avlamak istiyor ama bir yandan da yöntem anlayışıyla çok ileride bizi sıkıntıya sokacak durumlar yaratıyor. Örnek, bir kuruma eğer maddi ihtiyaç yapacaksa kurum üzerinden değil, şahıs üzerinden paralar veriliyor ve denetlemesi de sıkıntılı. Yarın bir gün şunu diyebilirler: biz Alevilere gereken desteği verdik ama o paraları çarçur ettiler diyebilirler. Dolayısıyla ileride kullanabilecek politikalara biz Aleviler olarak alet olmamamız gerekiyor. Özellikle cemevlerimiz ve derneklerimizin bu konuda daha hassas davranmaları gerekiyor. Ve gelelim, geçen sene Hacı Bektaşi Veli Anadolu Hacı Bektaşi Veli Anma Yılı nedeniyle özellikle Kültür Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, belediye ve valilikler üzerinden çok ciddi asimilasyon politikalarına ve ortak etkinlikler yapma konusunda adımlar atan ve arka bahçesi Diyanet İşleri Başkanlığı olan bu durumları bu sene de farklı bir şekilde yaşıyoruz. 400 tane gencimiz Hacı Bektaş anmaları sonrası orada misafir edip etkinlikler yapacaklarını ve sonrasında da 300 tane dedemizi Kerbela'ya ziyarete götüreceklerini ilan etti İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı öncelikle şunu bilmesi gerekiyor ki Alevilerin öncelikli talepleri bunlar değil. İçişleri Bakanlığı kendi görevini yapsın. Kurşunlanan derneklerimiz, cemevlerimiz, önüne özellikle farklı şekilde camları kırılan ya da saldırıya uğrayan cemevlerimizin faillerini ortaya çıkarsın. Öncelikle bu. İçişleri Bakanlığı'nın görevi bu. İkincisi olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak biz dernekler yasasında örgütlenen ve faaliyet yürüten kurumlarız. Bizimle ilgili inisiyatiflerini olumlu şekilde kullansınlar. Kalkıp bize zorluk çıkartacak, diğer yaptırımlar uygulayacak durumlardan vazgeçsinler. Alevilerin burada öncelikli talebi bellidir. Bir, eşit yurttaşlık talebi vardır. İki, anayasal olarak ibadethanelerin tanınması vardır. Zorunlu din derslerin kaldırılması vardır. Dergahların geri iade edilmesi vardır. Birçok başka ara talepleri vardır. Bunlara yönelik çalışma yapılırsa biz bu AKP hükümetinin bu konudaki samimiyetine bakarız. Ama şu anki görünümle sanki Alevilerin başka hiçbir sorunu yok. Sadece sorun Kerbela'ya gidememek gibi bir durummuş gibi algılayıp da oradaki dedelerimizi alıp gezdirmeleri ve sonrası neler planlanıyor, o da ayrı bir dert. Sonrasında neler yapılacak, sonraki adımları ne planlandı, onları da iyi düşünerek hareket etmek gerekiyor. Buradaki canlarımızın, ne gençlerimizin ne de dedelerimizin, yol önderlerimizin, analarımızın, babalarımızın bu oyuna gelmemesi gerektiğini biz buradan tekrar dile getiriyoruz. Alevi Bektaşi Federasyonu olarak özellikle kendi bileşenlerimize de bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri konusunda yazılı uyarılarımızı yaptık. Kesinlikle ve kesinlikle hükümetin bu oyununa alet olmayacağız.